Aynen abla da hani yapmıyorlar ki. Bu oyunlar daha çok tekli oluyor. Eğer çok da yaparlarsa bunların fiyatları uçar. Bak bunun fiyatı ne kadardı bir bakayım. Ben indirimli aldıydım da. Bak çok değil fiyatı. 32 lira falan indirimlisini almıştım. Ben indirimde aldım. Ama buna bir online getirsinler. Direkt fırlar. Aynen sen nerede? Mert'cim nerede takılıyorsun? Nerelerde takılıyorsun be ya? Yeni server bulun ha. Discord kanalına bakayım. Kimsenden bir tık yok. Abla şey ya. Böyle oyunlar çok aşırı düşmüyor biliyor musun? Bir, bayağı bir süre, belki birkaç yıl. O dediğin tarz evet de şey değil ki abla bu. Bu biraz hani LoL mantığı olmadığı için. Hani nasıl diyeyim? Ve paralı bir şey satamaz yani. Hani örneğin şu traktörü bile paralı satmaya başlasa bu oyunlar git götürmez. Bana göre yani. Çünkü düşünsene şu traktörü satın almaya çalışacağım. Şu kadar fiyat. Haydi tüm şey gitti. Öyle diyeyim sana. Aslında benim şu boynu gibi şeyim falan. Azıcık aşağı alsam. Biraz çok yukarıda durmuş da. Ha, bu oyun 60-70 liraya çıkar. Çoklu oyuncu olur. Yarışırsın. O güzel olur. Ha, DLC'lerle beslerler ama o da çok zor oluyor be abla. O kadar çok DLC satıyor ki bazı oyunlar. Ha, şu oyunlar yap yollar yapmayaymışım keşke. Şey çünkü. Neyse yıkmasam da iyiydi de şey oralara şeyleri koyuyordum ama düşündüm de bunları kaldırırım zamanla oradan. Şimdilik 285 kilo olmuş. Bunların hasatına 88 gün bu, 38 gün bu, 21 gün bu. En az 3 ay bekleyeceğim garanti hepsine. Vampir köylü. Abla ya düzgün bir server bulacağız ya da yalan yok açacağız ya, başka çare yok. Tam düzgünden açacağız ama hani böyle tam şey olacak. Ona da kimse yanaşmıyor herhalde. Server açmayın. İşçiler bekleniyor. Traktörler bekleniyor. Sıfırdan bulacaksın. Ya da
Server aç. Başka çare yok. Yok be abla, öyle sadece bizim oynayacağımız server olursa Furkan onu çok takmaz. Ben sana söyleyeyim. Ha, çünkü seni beni tanıyor. Hani neyin ne olacağını az çok biliyor. Hani ne derler, çıkık insanlar olmayacak. Onu da biliyor rahat. Ha, olay ki mesela yayın yapıyorum. Yayından biri mi geldi? Bir ters o bir şey mi yaptı? Onu Furkan'a bile şey yapmayacağım. Direkt çat göndereceğim. Misal. Hani en basit onu söyleyeyim yani. Onun için Furkan onu çok takmaz sanmam. Furkan'ın taktığı onları biliyordun abla. Hani şey falandı, sağdan şunu yapın, soldan bunu yapın, neydi? Şun bozuldu. Ya onu uğraşarak biz bile yaparız bu arada abla. Hani Furkan'a sadece yolunu sorarız. Misal. Ya örneğin modlu oynamak, hani modluyu nasıl ayarlıyorsun dedik diyelim. O der ki ben ayarladım, gerisini siz ekleyin, modu ekleyin der. Yani gerisine karışmasına gerek bile kalmayacak. Aslında mod yapma var abla, onu öğrensek. Bilgisayarda bildiğin Minecraft'ta mod yapma oyunlar şeyler var, program. Hatta program en son Türkçeleşmiş, bayağı bir Türkçeleştirmiş kendini. Seversen öyle şeyleri. Ve bildiğin hayalindeki istediğin modu yapmaya çalışabilirsin yani. Ya örneğin şey falan mesela. Elmanın yerine başka yiyecek bir şey ekleyebiliyorsun. Hani görüntüsüne ekleme vesaire olayları biraz uğraştırıyor ama yapabiliyorsun. Ya da ne bileyim, farklı madenler ekleyebiliyorsun. Yani X madeni mesela, hani demir değil de X maden cevheri işte bilmem neyi. Fare mi? O ne Mert? Fare ne be? Fare nedir be? Ya yok, mod konusunda en sonu ayarladığımız mod güzeldi. Hani modların hepsi güzeldi. Tam böyle tatlıydı yani. Ne aşırısıydı, ne de çok böyle yavan falandı. Çok güzeldi ve yani o modları yeniden bir ayarlamak lazım. Hadi 252 oldu. Şunu sat. Bunu sat. İnek sütü dursun hadi. Ya şu piyasa düşüşte, şu çıkışta. Lan çilek karlıymış. Tavuk yumurtası mı, Allah kahretmesin. Çileğin şeyi ne kadara gidiyor? Kar bu mu çileğin? 123 kilo çilek 1000'e gidiyor. Tabi satmayacağım da senin. Hadi 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 hadi. Derip. ...950 istemiş, 600 kilo falan kalmış işte. Onun 600 kilosunu üreteceğim sonra.
Burası şey üretimine geçecek. Ne yapacağız? Çilek reçeli, ahududu reçeli, frenk üzümü reçeli. Çilek reçeli. 950 çilek reçeli, 900 ahududu reçeli, 540 frenk üzümü. O bir gelsin daha. Frenk üzümleri daha var. Hangisiydi? Haşhaş, lahana. Aa, bu. Daha bu biçilmesine 6 gün kalmış. Şurada patates var. Hadi ya, az kaldı hadi. Param olsa şurada bir tane dikerim. Ya param olsa derken şey. Kaç yüz bu? 340. Yok pardon. 380. Yetmiyor yani para buna. Aslında mezbahaya daha ihtiyaç çıkacak mı ya? Yıksam ben mezbahayı ne olur? Orada bir kayıt. Çünkü mezbahanın bir anlamı yok artık. Farming simülatör değil ki bu. Farm Manager 2025. Farming simülatör, evet. 19 şeydi, online'dı. Ama orijinal olması lazım merkezde de. Hani kırıklı mırıklı oldu mu çok uğraştırıyor. Keçi sütü sat. Koyun sütü sat. Peyniri sat. Ahbını sat. Ahbın. Bakın ahbın ahbın. Gübre daha doğrusu da ahbın diyor. Bizim oralarda ahbın diyorlardı benim abim. Şu mahsulat bitmiş, biraz mahsulat alak. Organiğe gerek yok. Beş binden biraz azal. Pardon. Şunu ne olur ne olmaz. Şimdi bir ter falan ihtiyaç olur. Ne bileyim. Ne risk ayıracağım. Daha da geliyor herhalde. Hadi 950'ydi, 570 oldu. Şunlar biçildi mi? Şu o bundan ürün çıkıyor. Tamam, bunu da hemen reçelini yapacağım. Ahududu da vardı herhalde. Ahududuyu satmadım değil mi? Duruyor. Bektaşi bilmem nesi. Ahududu, tamam. Bektaşi üzümü var. O Bektaşi üzümünden bir şey istemiyor herhalde. Frenk üzümü diyor.
şunu yapacağız. Bir 900 küsürde ahududu yapacağız. Ahududu nerede? Aa, bunu yapacağım. Sonra da bunu. Üretim bandında çalışan sayısı az. Tamam. Üretim bandında çalışan sayısını yükseltirsek adam yorulunca iş yavaşlıyor. Aslında 4'te 4 çalıştırmam lazım ki. Bunda kimse çalışmıyor. Bunda 2 kişi. Böyle küçük adımlarla yükselmek istiyorum. Çat diye yükselmeye kalkışırsam pat diye de düşeriz surat üstü. Ama küçük küçük böyle ince ince yavaş yavaş. Bu 300 kilo mu kaldı? 300 kilo daha çilek reçeli üreteceğim. Sonra 900 artı 540 kilo daha var orada. 900 ahududu, 540 siyah fenk üzümü. Hatta siyah fenkte tarla biçilmesi var. Tatlım sen nereye gidiyorsun? PUBG Mobile. Benim yoktur o. Ben sevmem onu. PUBG. Aslında şu ambarların hepsini bir köşeye yapsaydım keşke. Şuraya mesela sıralasaydım. Ya da böyle iki böyle iki böyle yapsaydım. Sonra şu büyük ahırları da şuraya iki tane oysaydım. Neyse zamanla düzeltiriz. Mesela şunu buradan yıkacağım. Ya da burayı şey yapabilirim. İki tane daha inek almak için şunu yıkarım, şuraya koyarım. Ya da bir şey yaparım. Yıkarım geçici olarak. İki tane daha inek koyarım. Şuraya iki tane daha koy, dört tane daha koyun. Yani tek var, üç koyun daha koyacağım. Üç tane de keçi koyacağım. Onu da ekleyeceğim. Ama dediğim gibi, oyun beni özgür bırakması lazım. Bunları yapabilmem için. Çimen yok mu? Çim yok mu gerçekten? Yani bizim şeyde çimlikte ölemem. Ben de buna inandım. Şunları ters yapmışım ya. Ayrılık. Ayrılık. Yaman ayrılık. Biraz çim biçsek, çim biçsek diyorum, çim şey yapsa. Ha tamam, çim çıkıyor. Şuranın işi bitti mi? Bura bitmiş. Buranın gene büyümesini bekleyeceğim bir 19 gün. İlaçlanıyor diyor. Bu ilaç istiyor. Şu ilaçlanması gerekiyorken oğlum keşke bir ilaçlasaydınız onu. Bücük var üstünde. İyi var. Bunun hasatı gelmiş. Şunun daha var. Şu ne lahana? Ha, şurada bitmek üzere. Bir 50 kilo oradan olsa 900, bir el daha 100 kilo falan. Yani 190 kilo falan kaldı. Ondan sonra burada direkt şey üretmeye başlayacak. Şuraya hatta bir işçi daha alayım. Dırırırı. Dırırırı.
Dur. Üretim daha hızlansın diye yapıyorum ya. Heh, 900 kilo reçel tamam. Dur şimdi. Üretim değiş. Ahududu musun sen? Evet, bunu seç. Şimdi çilekleri dursun, satmayın. Çünkü çilek, yani çilek reçeli satma diyebilir, bir şey diyebilir. Hiç onunla uğraşamam. Yani neyi satarız? Peyniri, bunu. Şu sütü. Ben onu niye satıyorsun? Binin üstüne çıkamadım daha ya. Aslında var ya, bak şu an. Neler var elimizde? Şunu satsam, şunu satsam, bunu. Şu. bin direkt geliyor. Olay bu. Hatta bir de slajı sat, 241 bin. Ama tabii ki satamam. Atanmış mı? Atanmamış. Şuraya başka işçi atayabiliyoruz mu? Ata bunu. Çalışsın. Başka nere var? İşçi atamak için başka bir yer var mı? Ya bunda çalışacak bir şey yok, onun için atamıyorum. Şuraya bir işçi daha alacağım ama çok gider yapmak istemiyorum. Eh, 90 kilo hemen oldu. Hadi çalışın çocuklar. Hadi.